Siyah kurt şimdi kafeste kıvranıyor. Az kaldı Koran. Kuyruğunu kıstırıp boyun eğmesine çok az kaldı. Katip oğlunun ataman bünyesine katılması piyasayı alt üst edecek Savaş Bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İsyan. Kapıyı çaldığını duymadık. Koran, sen çıkabilirsin. O kıza çiçek göndermek, özel notlar yazmak da ne oluyor? Nerede olduğunu unutma, kendine gel. Asıl sen kendine gel. Beni bir kez daha Ayşe'yle küçük düşürdün Savaş. Derdin ne senin? Hatta sizin derdiniz ne? Anne, Süreyya, ya neden o kızın etrafında dört dönüyorsunuz? Ne oluyor size ya, delirdiniz mi? Neslihan yeter! Burası kafana ettiği zaman gelip hisleri krizi geçirebileceğim bir yer değil. Basit bir çiçek. Öylesine yazılmış bir not. Büyütme. Abartma lütfen. Ben hiçbir şeyi özellikle yapmadım. Beni zor durumda bıraktın Feride. Ayşen, o kadar uzaksın ki bizim ortamlarımıza. Yani iyi niyetlisin, çekingensin, tutuksun. Yani bu yüzden yanlış anlaşılmaya mahkumsun işte. Seni anlamıyorum. O çiçekleri Neslihan'ın gözüne sokmak zorunda mıydın? Tabii seni istediğin gibi saklasaydık değil mi? Ayşen, yani bu taşra saflığını üstünden atmak zorundasın artık. Burada var olmak istiyorsan bizim kurallarımızla oynayacaksın. Ben oyun falan oynamıyorum. Ne kuralı? Tamam. Senin istediğin gibi saklasaydık, Neslihan sonradan öğrenseydi Savaş'ın sana çiçek yolladığını, ne düşünecekti? Senin bir şeyler üstünü örtmeye çalıştığını düşünecekti. Ya biz her şeyi açık açık söyledik, senin saklayacak, gizleyecek bir şeyin yok ki. Yani senin amacın Neslihan'ı sinir etmek değildi, öyle mi? Benim tek bir amacım vardı. O da seni korumak arkadaşım. Buna ister inanırsın, ister inanmazsın. Ben seni korudum, o kadar. Bu arada sen Savaş'a bir teşekkür ettin mi? Telefon numarası bile yoktur sende. Ah Ayşen, kendince saçma sapan gururlar yapıyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Canım. Bak, Neslihan'ı görüyorsun, ezilip büzülüyorsun. Savaş'ı görüyorsun, kaçacak delik arıyorsun. İnsanlara tek bir mesaj veriyorsun böyle yaparak, ben sana söyleyeyim. Ezik, yenik, güçsüz, böyle Savaş'a aşık bir kız. Ben... Korkan saklanır Ayşen'cim. Öyle aklından atamayan kaçacak delik arar. Rahat olan, ben artık seni aştım diyenin de hiç öyle saklanmaya falan ihtiyacı yoktur. Artık o kızla ilgili hiçbir şey istemiyorum. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Tamam. Hadi eve git biraz dinle. Bak, birkaç gün sonra kutlayacağımız bir şey olacak. Hem de çok büyük bir şey. Nedenle kutlayacağımızı söylemiyorsun? Ne bu gizem? Zaman gelince öğreneceksin. Böyle giremezsin. Tabii. Bu beklediğimden de erken bir ziyaret. Ve tabii sürpriz. Fazla zamanınızı almayacağım. Rica ederim, ne demek. Neslihan'ı tanıyorsunuz zaten. Bu işi hemen bitirelim. Hay hay. Yalnız... Avukatımın gelmesi biraz zaman alabilir. Sizin avukatınız da yoldadır herhalde. Siz bunu incelerken avukatlarımız gelene kadar size ne ikram edeyim? Avukatınız değil, mali müşavirinizi çağırın. Anlayamadım. Tefeciye ödediğiniz borç, benim adıma ödenen borç. Haberim bile olmadan devraldığınız borç. Siz...
ta başından beri beni şu masaya oturtmak için mücadele veriyorsun, savaş veriyorsun. Ama adın gibi iyi bir savaşçı değilsin. Çünkü adil bir savaşçı değilsin. Senin bu hayatta yapacağın tek şey var, para saymak. Şimdi otur, paranı say. Anlatacak mısın? Neden bahsediyordu bu adam? Ne tefecisi, ne oyunu. Savaş, bu çek neredeyse... Ne yapıyorsun? Ya delirdin mi? Neden yırttın çeki? Çık dışarı. Çıldırmışsın sen. Çık dışarı! Savaş Bey. Hikmetoğlu'nun muhasebecisinin kayıtlarına girmişti değil mi? He? Ödeme planlarını ele geçirmişti değil mi? He? Oturdukları apartman dairesinden başka hiçbir şeyleri kalmamıştı değil mi? Evi satmıştır. Belki de bütün yıllık cirosunu koydu üstüne. Yalıya geri döneceklerini düşünemedim Savaş Bey. Allah kahretsin. Her şeyi hesapladım. En ufak ayrıntısına kadar her şeyi hesapladım. Ama ihtiyar kurdun inatla hesaplayamadım. Hesaplayamadım. Ne dikiliyorsun orada? Mücadele veriyorsun, savaş veriyorsun. Ama adın gibi iyi bir savaşçı değilsin. Çünkü adil bir savaşçı değilsin. Senin bu hayatta yapacağın tek şey var, para saymak. Şimdi otur, paranı say. Hayır ihtiyar. Savaş şimdi başlıyor. Efendim? Evet. Kayseri'ye gelip imza mı atmam gerekiyor? Bilmem ki. Ben hiç anlamam o işlerden. Hı. Tamam. Yönetim kurulu toplantısı. Yarın. Tamam. İyi akşamlar Selim Bey. Hayırdır Ayşen? Babam yeni bir site inşaatı başlatacaktı İstanbul'da. O işle ilgili bir şube açılacakmış buraya. İşte kadrosuydu falan. Benim de onayım gerekiyormuş. Yönetim kurulu toplantısına katılacakmışım. Site inşaatı? Hem de İstanbul'da. Vay be. Büyük iş. Yani İstanbul'da yeni bir oluşum. Sıfır bir ekip, yeni yöneticiler... Sen karar vereceksin, onay vereceksin. Değil mi? Doğru mu anladım? Büyük sorumluluk. Evet, gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Demek baban site yapacaktı. E tabii şimdi bütün yetki sendedir tabii. Ben değilmiş ama... Yani ben hiç anlamam ki. Benim imzam gerekiyormuş. Canım, öyle tek başına yapılacak bir şey değil. Şimdi bilmiyorsan... Hani biz varız burada. De Atıf var. Ya bakma sen, Atıf öyle inşaat işleriyle uğraşmaktan pek hoşlanmaz. Ama yardıma ihtiyacın varsa bu İstanbul'daki işler için yardım edebilir tabii sana. Hem yarın üçümüz beraber Kayseri'ye gideriz. Oradaki işlerini de hallederiz. Aslında ben bu ara kendi işimi kurmakla meşgulüm. Büyük bir yatırım yapıyorum. Ortaksız temiz bir iş. Şartlar olgunlaştığında detayları anlatacağım tabii ki. Ben öyle
Herkesin yanında çalışabilecek bir adam değilim. Malum, ben kendi kendimin patronuyum. Maksat Ayşe'ne yardım etmek. E artık ne kadar yoğun olursam olayım, bir onu bulacağız tabii ki. Ben seninle geliyorum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Geçerken seni gördüm, bir uğrayıp biraz konuşalım dedim. Çok iyi yaptınız. Buyurun, böyle geçin. Buyurun. Ben de çay molası vermek için mazeret arıyordum. Siz oturun, ben bir çaylara bakayım. Ayşen nasıl? Süratle iyileşiyor. Yatmaktan sıkıldı bile. Peki siz? Yorgunum Fatih. Kızıma bakıp ona kızım diyemediğim her saniye bir öncekinden daha yorgunum. Bu gerçeğin ona zarar vermeyeceğini bilsem, Asuman'ın vasiyetini ezip geçecek kadar yorgunum. Atabey, buna emin misiniz? Ayşen sizin gerçek babası olduğunuzu bilirse, o bahsettiğiniz günlükleri eğer okursa, annesini ve sizi anlayacaktır. Bu onu yıllarca olduğundan daha mutsuz edebilir mi? Bu üzerinde yorum yapılamayacak kadar hassas bir konu, biliyorum. Ama sizi görüyorum. Ayşe'nin yalnızlığını, onun yıllarca baba dediği adama olan kırgınlığını da gördüm ben. Böyle bir gerçeği saklamak, vasiyet için bile olsa, haksızlık değil mi? Gerçek babası tarafından ne kadar sevildiğini bilmeyen kızınıza haksızlık değil mi Atabey? Ben haddimi aştıysam kusura bakmayın. Günlükleri okuduğumdan beri mezar taşlarından başka kimseyle konuşmadım. Buraya gelip bu konuyu seninle, gerçek bir dostla konuşmak ne kadar önemli benim için anlatamam. Biliyorum Ayşe'nin içinde, ailem için de en iyisi Asuman'a verdiğim sözü tutmak. Zaten bundan bir an şüphe duysam, Ayşe'ne kızım diye sarılmaktan hiç tereddüt etmezdim. Yalıya uğra, çekinme. Ayşe'ni ziyaret et. Onun senin gibi gerçek, samimi dosta ihtiyacı var. Ayşe. Sabahki çiçekler için teşekkür etmek istedim. Çiçekler. Sevdin mi? Çok güzeller. Teşekkür ederim. Yeniden hoş geldin. Hepimizin ihtiyacı olan ikinci bir şans için.
zaman ben gideyim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Taşlar istiyorum. Bakın Savaş Bey, telefonda görüştüğümüz gibi o taşlar rezervde. Katipoğlu firması adına ayırtırlar. Bu taşlar ne kadar? Ama efendim. Siz ödemenizi aldınız mı? Hayır ama Ata Bey bizim çok eski müşterimizdir. Yani eski müşterilerimiz yeter, yeni müşteri istemiyoruz diyorsunuz ha? Gerçekten çok ilginç bir ticaret anlayışınız varmış. Bakın, sadakatinize saygım sonsuz. Yalnız mesele şu, sizin sadakatiniz yaptığınız işe mi yoksa Katipoğlu'na mı? Bırakmıyorsunuz beni. Çok heyecanlıyım. Ayşen'cim, hiç seni yalnız bırakır mıyız biz? Aşk olsun. Bak, Ata bile işini gücünü bıraktı, sizinle geliyor. Bir tek ben eksiğim yani. Siz de gelin. Hem Kayseri'yi gezdiririm size. Çok mersi. Ben almayayım Ayşen'cim. Belki başka bir zaman. Çok mersi. Annem zaten cümbür cemaat gidiyorsunuz demek istedi Ayşen. Ay gerçekten biz varken yani babamın gelmesine gerek yok da. Ata arıyor. Efendim Ata? Üftade, ben hala siparişleri bekliyorum, gelmedi. Ayşen'e söyle Kayseri yarısını yarın geleceğimizi söylesin. Ben de muhakkak onlara eşlik etmek istiyorum, çok önemli. Anladın mı? Anladım Ata. Görüşürüz, hoşça kal. Feride'cim, baban sizinle Kayseri'ye gelemiyor. Yalnız gideceksiniz maalesef. Tamam. Hadi canım. Dikkatli olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ürkek davranma. Daha güvenli. Kavga etme Taşlı. Sakin ol. Sakin. Ne? Devam. Satıldı mı? Tamam. Anladım. Anladım abi. Ben Atabey'le görüşürüm. Tamam. Atabey. Ne oldu, haber yok mu hala taşlardan? Şimdi telefonla sordum niye geciktiler diye. Bizim taşları satmışlar. Satmışlar mı? Kime? İki aydır bekliyoruz biz onları. Herhalde ödeme konusunda. Canım ben onlarla konuştum. İlk ödemeyi teslimatta, ondan sonra da satıştan sonra yapacaktık.
35 yıldır birlikte çalışıyoruz. Böyle olur olmaz şeyler yapılır mı? Ataman'a satmışlar. Savaş Ataman bizzat kendisi gelip almış. Ayşen'cim, baban bayağı inşaat deviymiş ya. Öyle sıradan bir firmaya benzemiyor. Sen de bu durumda Kaya İnşaat'ın imparatoriçesi oluyorsun Ayşen. Bize hiç söylemedin. Babam hiç getirmedi ki beni buraya. Yani onu ziyaret etmeme izin vermezdi hiç. Ben de ilk kez görüyorum burayı. Bakalım daha neler göreceğiz. Ay, koskoca şirketin sahibi geldi, kimse ilgilenmiyor bizimle. Evet. Ya pardon, bakar mısınız? Ayşen Hanım geldiler, Ayşen Kaya. Merhaba, hoş geldiniz Ayşen Hanım. Yolculuğunuz iyi geçmiştir umarım. Buyurun, ben size şöyle alayım. Yok, ben Ayşen değilim. Ayşen'cim. Çok affedersiniz. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Ayşen Hanım geliyor ama neden geldiğini kendisi bile bilmiyor. Bunca yıldan sonra cahil ve tecrübesiz bir kız çocuğunun imzasını bekliyoruz. Mevzat böyle, yapacak başka bir şey yok. Küçük hanımı tanırım. Ağzı var, dili yok. Saf, kendi halinde bir kız. Biz ne istersek ona imzasını atacak. Göreceksiniz beyler. O cahil kız asla sorun çıkarmayacak. Beyler, bahsettiğiniz kız çocuğu bu imparatorluğun sahibi. Yaşar Kaya'nın kızı hakkında konuştuğunuzu unutmayın. Selim, yetkilerin de haddini de aşma istersen. Sen Amerika'dayken burada çok şey değişti. Yaşar Bey yok artık. Bıraktığı miras da küçük ve cahil bir kızın idare edemeyeceği kadar büyük. O mirası da siz idare edeceksiniz, öyle mi? Unutmayın beyler, bu imparatorluk kadar Ayşen Kaya da bize Yaşar Bey'in mirasıdır. Efendim, Ayşen Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Lütfen buyurun, sizin yeriniz burası. Atacığım, hoş geldin. Canın sıkkın, bir şey mi oldu? Önemli değil. Ayşen nerede? Kayseri programını ertelemek bir sorun yaratmamıştır umarım. Hayır, yaratmadı. Ertelemediler. Şu anda Kayseri'deler. İşte bu proje Büyük İstanbul Projesi. 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. Bir ay sonra ilk temeli atılacak. Mega kente yakışır, 200 haneli dev yaşam kent projemiz. İstanbul projesi onun için çok önemliydi Ayşen Hanım. Finamızın İstanbul'a ilk girişi. Uzun ve ciddi çalışmanın neticesinde önümüzdeki ay ilk temeli atacağız. İmzalamamız gereken yerler dosyada. Buyurun. İstersen ben bakayım. Hı. İyi kağıdı burada Ayşen'cim. Evet. İstanbul'daki projeyi şirket adına Selim Bayraktar yürütecek. Buna kim karar veriyor? Selim Bey, iç Anadolu dışındaki tüm projelerimizden sorumludur. İstanbul'a Atıf Bey ile ilgilenecek. Her şey onun yönetiminin altında ilerleyecek. Selim Bey de
altı şüpheli çalışmaya devam edecek. Siz nasıl uygun görürseniz. Bu ne saygısızlık? Yarın hep birlikte gideriz derken çocuklara nasıl yalan söylersin? Yani beni nasıl bu kadar yok sayarsın? Her şeyi ne kadar büyütüyorsun Atam? Ha seninle gitmişler ha çocuklarla ne fark eder? Neden bu kadar rahatsız olduğunu hiç anlamıyorum. Ayşe'nin toyluğu apaçık ortadayken gözleri para para diye parlayan damattan rahatsızım. Bir dakika bir dakika. Ne demek oluyor bu? Kendi kızına güvenmiyorsun öyle mi? Ferideler zavallı Ayşenciği parasını yiyecek. Senin de bütün derdin bu. Çok yazık. Yazık mı? Şu eve bak. Etrafına bir bak. Şimdi söyle bana. Ayşen istismar edilmiyor mu? Bu kadarı fazla artık. Bu kadarı da fazla. Öz kızına Ayşen Hanım'ın parasını yemekle suçluyorsun. Bunu nasıl yakıştırabiliyorsun Feride'ye? Yakıştıramıyorum. Ailemden hiç kimseye yakıştıramıyorum. Kayseri'ye gitmelerini Feride yüzünden değil, Atıf yüzünden istemedim. Hepimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyen damadın yüzünden istemedim. Benim bir tane derdim var Ata. Kızım ve kızımın geleceği. Bu yüzden Atıf'ın çok iyi bir işi olması lazım. Bunu anla ve lütfen önüne taş koyma. Rica edeceğim. Kızım da olsa, Atıf da olsa hiç kimsenin saf bir insanın iyi niyetinden yararlanmasına göz yumamam. Eğer bunu anlamadıysan beni hiç tanımamışsın demektir. Evet haklısın. Çok haklısın. Seni hiç anlamıyorum Ata. Ayşen'le ilgili en küçük şey neden bu kadar önemli hale geliyor hiç anlamıyorum mesela. Bundan sonra İstanbul'daki yeni ofisimizle irtibat halinde olacağız. Sizin de artık buraya gelmenize gerek kalmayacak. Buraya gelmekten çok mutluyum. Önünden geçerdik annemle hep ama içeri hiç girmemiştim. Hep merak ederdim. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Kaya Yapı'nın bütün yatırımları göründüğünden daha büyüktür Ayşe Hanım. Tecrübe ve akıl şarttır. Tecrübe ve akıl kadar yenilik ve dürüstlük de gerekir tabii. Cenazeye yetişemedim. Babanız benim için çok kıymetli biriydi. Başınız sağ olsun Ayşe Hanım. Selim Bey umarım sizi kırmamışımdır. Yerinizden olun istemem. Atıf Feride'nin eşi. Biz bir aile gibiyiz bu yüzden. Bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. İş hayatında kırgınlık olmaz. Ben görevim ne olursa olsun işim yaparım. Ayşen'cim uçağı kaçıracağız. Biz gidelim istersen. Tamam. Hepinize çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok memnun olduk. Hoşçakalın. Acemi eller de önce senin kellen gitti. İstanbul sana yar olmadı Selim Bey. İstanbullular Ayşen Hanım'ı kafa kola almış. Tıpkı sizin yapmaya çalıştığınız gibi. Yüksek reklam bütçeleri, maliyeti arttırıcı gereksiz harcamalar. Yaşar Bey'in hayır diyeceği ne varsa onaylattınız. Siz eski kurtlar ve o iki küçük çakal. Sadece bugünü kârlı kapattınız. Bomba haberi gidince söyleyelim bizimkilere. Ay çok sevinecekler. Ayşen'cim, Atıf arkanda olduğu sürece sırtın yere gelmez artık. Onun sayesinde İstanbul'a imzanı atacaksın. Ben size güveniyorum. Bu bana yeter. Çocuklar gelene kadar ağzını bıçak açmayacak herhalde Ata. Hı? Geldiler galiba. Umarım bu tuhaf tavrını sürdürüp onların da keyfini kaçırmazsın. Umarım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakıyorum da yüzünüz gülüyor. Kayseri'yi çok sevdiniz galiba.
Çarşıyı meydanı falan gezdirmek istedim ama Feride'ler istemedi. Ay, turistik geziyi bir kenara bırakıp bol bol iş konuştuk biz Kayseri'de. Anneciğim, babacığım, damadınızın yeni işini tebrik edebilirsiniz. Atıf Şimşek, Kayseri Yapı İstanbul Bölge Yöneticisi. Atıf, kızlar seni kandırdılar galiba. Ayşen'e yardım etmeyi kabul ettin yani. Öyle oldu anneciğim. Ya Ayşen de kardeşimiz sayılır, sorumluluktan kaçacak değiliz ya. Baba? Ata, sen Atıf'ın yeni işini tebrik etmeyecek misin? Ne kadar iyi niyetlisin Atıf. Turizm mezunusun. İnşaatla uzaktan yakından ilgin yok. Cesur bir karar almışsın doğrusu. Ama Ayşen iş hayatında tecrübeli olmadığı için senin nasıl bir riskin altına attığını farkında değil. Eminim farkında olsa seni bu riskin altına atmazdı. Daha düne kadar kendi işini kurmana bir adım kaldığını söylüyordun. 24 saat önce ciddi bir yatırım yapacağını söylüyordun. Şimdi sırf Ayşen'e yardım etmek için anlamadığın inşaat sektöründe işe başlayacaksın ve biriktirdiğin parayı ziyan edeceksin. Allah korusun. Ben Atıf abiyi zora sokmak istemem. Ne zora sokması canım? O da iş, bu da iş. İkisini beraber yapar. Bir pabuca iki ayak sığmaz Feride. Ne Ayşen Atıf'ın iyi niyetini suistimal etmek ister. Asla. Ne de Atıf Ayşen'in güvenini kötüye kullanmak ister. Onun için Ayşen, sen yarın bu işle ilgili, Atıf'la ilgili hemen şirketi ara ve bu işi düzelt. Yoksa ona büyük bir zarar vereceksin. Tabii. Herkesin içi rahat etsin de. Ben kedilere yemek verecektim. Çıkayım da aç kalmasınlar. Neden engel olmaya çalıştın, ben anlayamadım. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum Feride. Neden konuşmayacakmışız Ata? Hadi açıkla Feride'yi. Kızına ve damadına güvenmeyip bütün gün Ayşe için kıvrandığını açıklasana. Yeter. Bal gibi de biliyordun Atıf'ın yalan söylediğini. İş mi iş kurmayacağını biliyordun baba. Evet Feride, biliyordum. Ama daha acısı sen de biliyordun. Sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum, bu yüzden mi? Yalan söylediğimiz için mi? Sen bana inanmıyor musun baba? Ha? Sen bana inanmıyorsun. Neden? Ayşe'nin çıkarları için. Tabii Ayşe'nin çıkarları. Tabii. Atıf'ın yaptığı doğru bir şey değildi. Bunu anlaman gerek. Ayşe'nin çıkarları için kızını bir tarafa atmanı ben anlayamam baba. Ben senin kızınım. Ayşen senin neyin? Neyin Ayşen senin? Hadi kızım kalk toparlan. Bak Ayşe'nin de dikkatini çekeceksin. Hadi kalk artık. Ya anne, sen beni bir bırakır mısın ya? Ya babamın şu yaptığına bir bak. Atıf ortada yok, telefonları kapalı. Haklı. Haklı, kim kaldır o kadar hakareti? Ya o giderse ben ne yaparım anne? Kim? Atıf mı gidip de gelmeyecekmiş? Aptallaşma. Babana ben de çok kızgınım o kızla ilgili. Yani Ayşen'le ilgili bir sürü şeyi hazmedemiyorum. Ama belki de böylesi daha iyi. Anne yapma ya. Feride, Atıf'ın ne olduğu belli. İşe girip çuvallayacaktı. Para kazanayım, cebimi doldurayım derken hepimizi çok zor durumda bırakacaktı. O yüzden hadi
Uzatma. Toparla kendini. Ayşe'nin de dikkatini çekme. Babanla onun yüzünden ters düştüğünüzü anlarsa şımarır. Başımıza çıkar iyice. Hadi Feride. Tamam. Feride nasıl? Başı ağrıyor biraz. Dinlensin. Çıkar sonra. Şu anda geç kaldım ben. Siz toplantıya başlayın, ben yetişirim. Günaydın Ata Bey. Artık selamı da mı almıyorsunuz? Yapmayın. Gerçekten taşları kaptırmak bu kadar ağrınıza mıydı? Ben dünkü çocuk değilim. Bu tür oyunlar bana ağır gelmez. Biz bu oyunlara ticaret diyoruz. Evet, siz ticaret diyorsunuz. Kaybedecek neyiniz kaldı Ata Bey? Hı? Paranız, yalanınız. Şimdi sırada ne var? Saygınlığınız mı yoksa atölyeniz mi? Bana saygınlıktan bahsedecek en son kişi bile değilsin. Şu küçük tarihi atölye. Saygınlık mabediniz. Elinize bir tek o kaldı. Elinden geleni ardına koyma. Benden hiçbir şey elde edemeyeceksin. Hiçbir şey. Dersin diye bekliyordum. Sen işten yeni dönüyorsun sanırım. Çok yoruluyorsun. Ben yorgun değilim. İyiyim. Ben kaç gündür seni yakalayabilmek için uğraşıyorum da sen benden bilerek mi kaçıyorsun? Süreyya, sonra konuşalım ha. Sen benim yüzümü bile görmek istemiyorsun. Bu kadar mı koptun gittin benden? Ne kopması? Ne oluyor size ya? Atif! Hayatım, çok merak ettim seni. Neredeydin? Feride, gitmem lazım. Nereye? Konuşsaydık biraz. Konuşuruz Feride. Atif! Feride, bir şey mi oldu? Yok bir şey Ayşen. Birazdan babanın çalışma odası takımı gelecek. O dönmeden anca bitiririz işleri. Hangi işleri? Odayı hazırlamak lazım ya. Sen yaparsın Ayşen'cim. Sen babam için kendi ellerinle hazırlarsın odayı zaten. Ben sadece şimdi konuşmak istemiyorum. Sonra konuşalım diyorum. Hepsi bu. Hem zaten sen de iyi görünmüyorsun. Benim de kafam dağın. Hayır. Ben biliyorum sen... Sen benden soğudun. Sen artık beni sevmiyorsun. Baksana. Şu halimize bir baksana. Sen benim yanımda bile durmak istemiyorsun. Süreyya. İyi misin? Ha? Ne oluyor sana böyle? Bu söylediklerin çok saçma. Süreyya. Annenin yanına git.
Kendini topla. Sonra konuşacağız biz seninle. Kalk ayağa. Artık beni sevmiyor. Hemen ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayşe yüzünden. Kız yüzünden. İç onu. Bu yüzden biz bu haldeyiz. Başka şansın yok Süreyya. Yeniden başlıyoruz. İç hadi. Hayır. Hayır. Eğer o hastaneye geri dönmek istemiyorsan derhal. Derhal iç şunu. Muhasebeden gönderdiler Savaş Bey. Ocak ayı ödeme planı. Tamam. Nostalji koleksiyonu taşlarımız geldi demek. Her zamanki taşlarımızdan farklı görünüyor. Taşlar tek başına bir şey ifade etmez. Farklı olanı bizim yaratmamız lazım. Kaptan ara, tekneyi hazırlasın. Bir saat sonra orada olacağım. Tabii. Savaş. Savaş, seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Çok işim var Atıf. Lütfen bir daha gelirken randevu al. Savaş. Bu çok önemli. Çıkabilirsin. İki dakikan var Atıf. Umarım gerçekten önemlidir. Katip olmanı istiyor musun? Ne oldu? Sen mi bana vereceksin? Katip olma değil de... Bunları sana vereceğim. Yapıyorum. Onun eski çalışma odasında ben kalıyorum ya artık. Ona başka oda kalmadı. Rahatını bozdu. Onun için burayı hazırlattırıyorum. Hem artık işte Milat da yaşıyor olacak. Annem burada büyümüştü. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Atabey bugün işten erken döneceğini söylemişti. Her şeyi hazırladım. Tam bir sürpriz olsun istiyorum. Hadi o zaman. Bir ucundan tutalım. Tamam. Bunların her biri sanat eseri. İhtiyar kurt. Pençelerin yorulmak nedir bilmiyorum. Bunlar o yaşlı ellerden nasıl çıkıyor? Yaşlı ellerden çıktı ama artık senin pençelerindeler. Neden? İhtiyar yanlış adamı çok büyük bir yanlış yaptı diyelim. Bak sen. Kötü kayınpeder biricik damadını kızdırmış. Sen de intikam almak için bunu bana getirdin öyle mi? Atıf. Bu hırsızlık. Bunlar ne kadar
istediğini biliyorum Savaş. Sen benim hayatımda gördüğüm en güvenilmez adamsın, biliyorsun değil mi? Senin gibi bir adam şimdi ihtirafistan mı yapacak yoksa? Bu zaferden vaz mı geçeceksin Savaş? Kutlayamayacağım kadar basit bir zafer. İhtiyar elinden geleni ardına koyma demiştin. Bu meydan okumadan sonra vicdanla hiçbir işim yok. Oldun mu böyle? Acaba bu ortaya da küçük bir alı ister mi? Koltuğu rahat gözüküyor değil mi? Saatlerini burada geçirecek. Rahat olmalı. Sence gerçek bir çalışma odası gibi oldu mu? Atabey'e yakışan bir oda olmalı. Ama sanki bir şeyler eksik. Ya beğenmezse? Beğenir. Sen rahat ol. Çok heyecanlıyım. Biliyor musun, hayatımda ilk kez birine bir sürpriz yapıyorum. Yüzüme gözüme bulaştıracağım diye çok korkuyorum. Ayşen, Atabey bir sürprizinden çok mutlu olacak. İnan bana. Feride, bak asma artık şu suratını, canımı sıkmaya başladım. Toparla kendini. Altıda konuşmadan hiçbir şey toparlayamam anne, kusura bakma. Baban geliyor. Ters ters hareketler yap. Mağrur ol. Kırgınlığını görsün yeter. Tamam? Feride hadi gel, seninle biraz konuşalım. Atıf'la buluşacağım baba. Çıkacağım şimdi. Ben seninle yürürdüm Atacığım ama yatılı kalacak olan aile gelecek. Onları bekliyorum. Yatılı mı? Müştemilatta kalacaklar. Bunu Ayşen'le konuştun mu? Pardon? Yani bunun için Ayşen'den izin almam gerektiğini hiç düşünmedim. Burada birlikte yaşıyoruz Üftade. Ayşen için orası çok önemli. Belki orada kimsenin kalmasını istemeyebilir. Bugüne kadar hizmetçiler hep müştemilatta kaldı. Başka nerede kalabilirler ki? Hem bu Ayşen için de çok iyi olacak. Ev işi yapmaktan kurtulmuş olur böylece. Bunlar da ne yapıyorlar böyle? Atabey, benimle bir gelir misiniz? Size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Burası benim için çok özel bir yer. Annemin anılarıyla dolu. Yıllarca hiç yaşamadı ama ben bu evin hep özel bir yer olmasını hayal ettim. Şimdi sizinle birlikte yeniden anlamlı bir yer olacak. Ayşem, burası çok güzel olmuş. Çok. Beğendiniz mi? Burada daha rahat çalışırsınız diye düşündüm. Çok beğendim. Ama bu mümkün değil Ayşen. Mümkün değil. Sen gerçekten çok komik bir kızsın. Yani atanın burada çalışabileceğini nasıl düşünebilirsin? Kime sordun da aldın bu sürpriz kararı? Bu ne haddini bilmezliktir böyle? Burası evin beyefendisinin çalışma odası değil Ayşen'cim. Burası hizmetçilerin barakası. Sen neler söylüyorsun? Bu yalı hiçbir zaman böyle bir saçmalığa sahne olmadı. Şimdi derhal bu eşyalar buradan gidecek. Ve yatılı hizmetlilerimiz bugün buraya yerleşecek. Hayır. Baraka dediğiniz yer benim annemin eviydi. Burada başka hiç kimse kalamaz. Atabey burada çalışmazsa bile ben burada kalırım. Ama başka hiç kimse kalamaz.
eşyalar derhal bugün buradan gidecek. Ve buraya yatılı hizmetçiler gelecek. Anladınız mı beni? Eşyaları Ayşen'le beraber aldık ama müştemilattan benim de haberim yoktu anne. Nerede o adamlar? Hemen şimdi derhal bu eşyalar çıkıyor buradan. Hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. Ayşen. Ben gerçekten yanlış bir şey mi yaptım Fatih? Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece müştemilatla ilgili hissettiklerini savundun. Bunda bir şey yok ki. Tabii mutlu etmek için yaptığım şey ama onu da üzdüm. Her şeyi mahvetti. Ayşe. Bugün yaptığın şey Atabey'i çok mutlu etti. Orada çalışır ya da çalışmaz. Ama bugünkü sürprizinden çok mutlu oldum. İnan bana. O kadının hatıralarına bu kadar yakın olmak aslında senin de hoşuna gitti. Değil mi? Bütün mesele bu aslında, biliyor musun? Bütün mesele senin kabalığın. Senin öfken, senin nefretin. Annesi yüzünden Ayşen'e ceza vermekten çekinmeme. O kızı annesi yüzünden yüceltmeye devam ettiğin sürece benden bunu bekleme. Öyle mi? O kız. Sayesinde buraya döndüğümüz Ayşen şimdi o kız oldu, öyle mi? Hangisi ağır karar veremiyor? Ona olan nefretim mi yoksa bu nefrete rağmen bu evde kalmam mı? Bütün bu söylediklerin yıllar boyunca sevdiği adamın gözünde başka bir kadını görerek yaşamaktan daha ağır değil, biliyor musun? Bu hissettiklerine rağmen burada kalmamız ne kadar doğru. Bunu düşün. Ben de düşüneceğim. Teşekkür ederim Fatih. Söylediklerinde denizi izlemek de çok iyi geldi bana. İstanbul işte. Derdi de verir dermanı da. Baksana. Sen hiç denize sıfır çay simit keyfi yaptın mı bakalım ha? Yalı kızı. Feride birkaç kez bir yerlere götürmek istedi ama bir türlü fırsat olmadı. Canım ben Feride'nin götüreceği o süslü püslü yerlerden bahsetmiyorum. Tam da buradan bahsediyorum. Buradan mı? Banktan mı? Bekle, hemen geliyorum. Mesafeden ancak bu kadar denize dalınır. İçine çekiyor sanki. Rengi de kokusu da. Deniz çok iyi geliyor bana. Evet. Gözyaşını durdurmuş ama sanki izlerini silememiş. Ha? İyiyim şimdi. Ayşen, kim üzdü seni? Geçti gitti. Önemi yok. Anlatmak istemiyorsun. Aslında haklısın. Bence de en iyi dinleyici Deniz'dir. Aslında başka bir dinleyicim vardı benim. Ama Deniz de dinliyor sanki. Cevap vermiyor ama huzur veriyor. Deniz'in de söylediğini daha yakından duymak ister misin? Ben yüzme bilmiyorum ki. Korkma canım, seni denize atmayacağım. Hadi. Hadi kalk, Deniz seni bekliyor. Ben Fatih'i bekliyorum. Simit yiyip çay içecektik burada. Oho. Boşuna bekliyorsun. Döşemeci de acil bir işi çıktı. Fatih bu. İpiyle kuyuya inerken iki kez düşüneceksin. Ben yine de gelmeyeyim.
Hem telefonum da yanımda değil. Şimdi evdekiler merak ederler. Ayşen, sen daha önce hiç tekneye bindin mi? Hayır. Denizi bu kadar seviyorsun ve tekneye binmedin ha? Bak, bunlar son güzel havalar. Ve tekneye iki adım mesafedesin. Ya merak etme, çok fazla uzağa gitmeyeceğiz. Sadece kısa bir deniz havası alıp döneceğiz. Hem sana iyi gelsin diye hem de gerçekten yeni bir başlangıç yaptığımıza inanman için. E hadi, karar ver. Geliyor musun, gelmiyor musun? Hadi. Kocan beni yalıdan çıkmakla tehdit etti. Niçin? Haddini bilmez bir yabancı için. Ben hayatta dönmem. Asla dönmem o apartmana, söyleyeyim sana. Baban da o apartmana bu yüzden kirayı vermiyor zaten. Belki bir gün hadi toplanın gidiyoruz diyebilmek için. Anne bir şey yap o zaman. Kızım ne yapayım? Ne yapayım? O haddini bilmezin karşısında yalvarayım, ayaklarına mı kapanayım, ne yapayım? Evet. Evet, gerekirse git ayaklarına kapan. Ay bu saatten sonra o apartmana geri dönmek büyük rezalet olur yani. Ayşen'i idare etmek kolay. Ama zor olan baban. Baban kızım. Nereye gidiyorsun anne? Zor olandan başlamaya. Hoş geldiniz. Atabey de şimdi mağaza tarafına geçti. Öyle mi? Aa, ben yukarıda beklerim onu. Buyurun. Geldiler. Yukarıda sizi bekliyorlar.